Dersimize hoş geldiniz arkadaşlar. Bu ekranda gördüğünüz bir diyalog, yeni tanışma, biriyle tanışmaya giriş, konuşmaya giriş diyelim. Çok başlıca belli başlı şeyler, cümlelerle belli bir yere kadar sohbeti getirip ondan sonra iyi günler deyip bırakmak. Yani aşağı yukarı bir 3-4 dakikalık, 5 dakikalık bir sohbete giriş örneği var burada. Hem Türkçesi var solda, hem sağda da İngilizcesi var gördüğünüz gibi. Biz buradan bakalım birlikte. Siz tabii bunu mutlaka yazın. Çünkü yazdığınız zaman aklınıza girecektir. Öbür türlü sadece okuyarak veya bakarak anca %10'unu, %20'sini belki anlayabilirsiniz. Tabii bu dersimizi takip eden, temel İngilizce sıfırdan başlayıp öğrenen arkadaşlar için söylüyorum. İleri İngilizce de, yani daha doğrusu temel İngilizcenin daha üstünde bir İngilizcesi olan arkadaşlar için de okumak da yeterli olabilir. Sadece bakalım arkadaşlar birlikte. Şimdi soldaki Türkçesinden affedersiniz diye giriş yapıyoruz. Yani biriyle tanışıyoruz. Tanışmadan önce diyoruz affedersiniz diyoruz. Excuse me, İngilizce excuse me şeklinde bir giriş yapıyoruz. Sizinle tanışmak istiyorum. Evet, yani güzel bir cümle, başlangıç. I want to meet with you. With you sizinle, seninle demek biliyorsunuz. To meet, tanışmak, meet tanışmak fiili arkadaşlar. Biliyorsunuz to eki fiilden önce geldiğinde mekmak manasına geliyordu. I want zaten geniş zaman. I want to meet, tanışmak isterim. With you, sizinle, sizinle tanışmak isterim şeklinde söylüyoruz. Tercümesinde de istiyorum yazdık. Buradaki İngilizce'de bir konu daha var arkadaşlar. İleride göreceğiz. ING eki almayan fiiller var. Bazı fiiller ing eki almıyor. Bunun da şöyle bir dilde mantığı var İngilizce'de. İşte mesela want fiili. Bu bazı fiillerde böyle. Belki 8-10 tane fiildedir veya 15 tane benim bildiğim. Belki daha fazladır bilmiyorum ama çok yok. Onu biliyorum. Want yani istemek her zaman istenen bir şeydir. Yani şöyle ben bir şey istiyorsam her zaman istiyorumdur. O mantık güdülüyor. O yüzden I am wanting diye bir cümle hiçbir zaman duyamazsınız İngilizce'de. Hep geniş zamanda duyarsınız bunu. Bu detayı da vermiş olayım. Tanışabilir miyim? Ben tanışabilir miyim? Can yardımcı fiili var arkadaşlar. Yardımcı fiil mi deniyor tam bilmiyorum şu anda ama can ebilir, yani yetenek, yapabilme yeteneği şeklinde. Bunu soru yaparak, şahıs zamirinden önce alarak can I meet diyoruz. Yani tanışabilir miyim? İngilizce öğrenmeye yeni başladım. Başladım. Yeni başladım. Sadece şimdi başladım. Burada bizim önceki derslerimizde perfect zamanlar vardı. Perfect tenses. O zamanlarda miş eki veren, Türkçe olarak miş eki veren bir şeyimiz vardı. Birinci perfect tense vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Yani formülüne bakarsınız. O da şeydi, şahıs zamirini kullanıyorduk. Şahıs zamirlerine uygun have veya has kullanıyorduk. Ondan sonra fiilin üçüncü halini kullanıyorduk. Daha sonra da diğer sözcükler. Şimdi burada bir de just var. Just sadece şimdi, henüz demek. I have started, başlamışım. Yani başladım diye çeviriyoruz bunu. Sadece şimdi, henüz başladım. Learning, öğrenmeye İngilizceyi. English. Şimdi bu learning'de daha önce bir başka fiilde de olmuştu. A sitting room diye bir şey vardı arkadaşlar. Yazımız vardı biliyorsunuz. Bir parçamız, okuma parçası. Orada geçmiştim. Yine o dersi çevirip bakabilirsiniz. The sitting room'da sitting kelimesinin bir isme dönüştüğünü, yani fiilin isme dönüştüğünü, ing alarak isme dönüştüğünü söylemiştim. Burada da isim fiil bu. Learning, öğrenme demek arkadaşlar. İngilizce öğrenmeye yeni başladım. Lütfen yardım edin. Please, lütfen help. Yardım et me, bana. Lütfen yardım edin. Şimdi burada aslında lütfen yardım edin de bana kelimesi yok. O yüzden de çeviride bir hata yapmış olabilirim. Yani me'yi buradan kaldıracağız. O zaman ne yapacağız? Please help diyeceğiz. Lütfen bana yardım edin olsaydı please help me olacaktı. Bu konuda bana yardım edebilir misiniz? Bu konuda bana yardım edebilir misiniz? Önce yardım edebilir misiniz cümlesini kullanacağız. Sonra bana diyeceğiz, sonra da bu konuda diyeceğiz. Can you help me? Yardım edebilir misiniz? At the subject. Konuda, yani konu üzerinde, bu konu üzerinde. Zaten konunun ne olduğunu biliyoruz. Subject konu demek arkadaşlar. Konuda diyoruz orada da.
Veya buraya at this subject de diyebiliriz. Yani bu konuda da olabilir. Ama the subject diyoruz. Konuyu zaten bildiği için the'yı kullanıyoruz. İngilizce anlayabilirim fakat konuşamam. I can understand English but I cannot speak. I can't speak şeklinde çeviriyoruz. Eğer yavaş konuşursanız sizi anlayabilirim. Eğer if you speak slowly, you speak slowly, you speak, sen konuşursun, slow yavaş demek arkadaşlar. Slowly yavaş bir şekilde demek. If eğer demek. Eğer yavaş bir şekilde konuşursanız I can understand, anlarım you, seni, sizi. Burada bir ara veriyoruz arkadaşlar. Videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, videomuza devam ediyoruz. Bu sözcüklerin anlamı nedir? Orada kalmıştık. Bu sözcüklerin anlamı nedir? What do they mean? Mean demek anlamına gelmek demek arkadaşlar. Do they mean ne anlama gelir? Pardon, do they mean anlamına gelir mi? What do they mean ne anlama gelir? These words, bu sözcükler. Bu sözcükleri nasıl telaffuz edersiniz? How do you pronounce? Pronounce telaffuz etmek fiili arkadaşlar. How do you pronounce these words? Şeklinde çeviriyoruz. Lütfen yanlışlarımı düzeltin. Bu cümleleri benim için tercüme eder misiniz? Please correct my mistakes. Correct arkadaşlar, to correct, düzeltmek demek. Please correct my mistakes. My mistakes benim yanlışlarımı. Can you correct? Düzeltebilir misiniz? These sentences, bu cümleleri for me, benim için. Geçtik, biliyorum sözcükleri unutuyorum. Bu yüzden iyice ezberlemem gerek veya hatırlamam gerek diye çeviriyoruz. I know, I forget the words. I know, bilirim, biliyorum. Yine know da arkadaşlar ing almayan bir fiildir. Yani şöyle ing almaz. Zaman olarak şimdiki zamanda kullanılmaz. Göreceksiniz çoğu yerde. Hep I know, we know, you know şeklinde kullanılır. I am knowing diye bir cümle görmezsiniz. Ama knowing, the knowing diye görebilirsiniz mesela. Bilme. Hani dedim ya, ing alarak isim fiil oluyor. O şekilde görebilirsiniz. I forget the words. Forget unutmak. I forget the words. Sözcükleri unuturum. So that, bu yüzden demek. I need to remember well. I need, ihtiyacım var to remember, hatırlamaya, well, iyi bir şekilde demek. Evet arkadaşlar, bir sorun oldu. Tekrar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Tekrar devam ediyoruz. En son I need to remember well. Bu yüzden so that I need to remember well. İyice ezberlemem ve hatırlamam gerek manasında cümlemizi devam etmiştik. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. İngilizcemi ilerletmek istiyorum. İstiyorum. I want. İlerletmek. To improve. Improve ilerletmek, kalkınmak manasına geliyor arkadaşlar. I need to improve my English. İngilizcemi ilerletmek istiyorum. Okuduğumu anlayabilirim fakat konuşamam. Burada ebilir yani kendine kullanacağız. Kendin olumlu ve olumsuz hali var. I can understand. Anlayabilirim. What I read. Ne okurum. Şimdi okuduğumu anlayabilirim, bu şekilde söylüyorum arkadaşlar. Yani I can understand what I read. Ne okurum? Anlayabilirim. Fakat I cannot speak. Konuşamam. Çünkü biraz pratiğe ihtiyacım var. İhtiyacım var. I need biraz, some practice. Because I need some practice. Bu konuda bana ne tavsiye edersiniz? What do you advise? What, ne? Do you advise? Tavsiye edersiniz. Me, bana, at the subject. Bu konuda veya at this subject de diyebilirsiniz burada. Geçiyoruz. Ne iş yapıyorsunuz ve mesleğiniz nedir? What do you do? Ne yaparsınız? Bu genel anlamda soruluyor arkadaşlar. Zaten geniş zaman sorusu. Dikkat ediyorsunuz, buradaki do bir tanesi yardımcı fiil, bir tanesi ana fiil. Yani do aynı zamanda hem yapmak, to do yapmak, hem de yardımcı fiil olarak kullanılıyor biliyorsunuz. What do you do and what is your job? Mesleğiniz nedir? Burada yalnız mı yaşıyorsunuz? Do you live alone here? Alone yalnız demek. Do you live, yaşıyor musunuz? Yaşar mısınız? Alone yalnız, here burada. Burayı sevdiniz mi? Did you like here? Hoşlanmak, to like, hoşlanmak. Buradan hoşlandınız mı, sevdiniz mi anlasında. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you şeklinde söyleniyor. İyi günlerde, have a nice day şeklinde söyleniyor arkadaşlar. Bu yazımızı da bitirdik. Burada istiyorsanız, hani siz bunu yaparken İngilizcesini kapatıp Türkçesinden çevirmeye çalışın. Türkçesini kapatın elinizle, telefondan izliyorsanız veya bilgisayardan izliyorsanız bakmayarak, yani bakmayarak İngilizcesine bakıp Türkçesini hatırlamaya çalışın. Yapamadığınız yerde göz atın, hemen tekrar devam edin. O şekilde bu
Bir de bunu şöyle düşünün. Yani ben bunu bir yabancı birisi karşıma çıktığında veya internette yani böyle bir diyaloğa götürebilir miyim, sürükleyebilir miyim? Bu şekilde kontrol ederek en azından bir 2-3 dakika sohbet edip tanışıp onun hakkında kısa bir bilgi alıp kendi hakkımda biraz bilgi verip dertlerimi söyleyip işin aslı yani İngilizce yeni başlayan birisi olarak burada dikkat ediyorsanız hep dertlerimizi söylüyoruz. Yani sözcükleri unutuyorum. İşte biraz yavaş konuşun, anlamıyor, anlayamıyorum. Yardım edin. İşte dikkat ediyorsanız hep bu şekilde ve karşıdaki insan da size ona göre davranacağı için ve siz daha rahat edeceksiniz konuşurken. O da kelimelerini seçerek konuşacak, daha yavaş konuşacak ve güzel bir diyalog olacak ve ilerlediğinizi anlayacaksınız. Yani burada da dediğim gibi buna çalışın. Hem Türkçesini İngilizce çevirerek hem İngilizcesini Türkçe'ye çevirerek bilmediğiniz yerde bakarsınız. Ama mutlaka yazın. Ben mesela bu sayfayı yazılı olduğu halde tekrar yazdım. Sizin için daha net anlaşılır olsun diye. Birkaç yanlış vardı, onları da düzelttim. Kendi defterimden. İleride zaten defterimdeki bölümlerden devam edeceğim. Oradan size direkt göstereceğim ve anlatacağım. Ve o şekilde daha kolay olacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.